Teyze abi, konuşabilir miyiz? Seni dinliyorum. Bu oyunu daha ne kadar sürdüreceksiniz? Evet, merak ediyorum. Bulut'un mutluluğu diye diye etrafındaki insanlara daha ne kadar işkence çektireceksin? Kime işkence ediyorum mesela Deniz? Ne biçim laflar bunlar? Evet, şu an benim için Bulut'un iyi ve mutlu olmasından daha önemli bir şey yok. Keşke sen de amcası olarak biraz destek olsan da Bulut bu süreci daha fazla hırpalanmadan atlatsak. Bulut'un gerçekten mutluluğunu düşünseydin, sırf Nazlı'yı elde etmek için psikolojisi zaten bozuk küçücük bir çocuğu kullanmazdın. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bana bak, sabrımı taşırmaya başladın artık. Haklısın tabii, taşar sabrım taşar. Çünkü planlarının ve kurallarının önüne çıkan ne varsa ezmeye hazırsın. Her zaman olduğu gibi. Yeter artık! Sen bu dediklerine kendin inanıyor musun? Şu haline bak. Öfke ve kıskançlık içini yakıp kavuruyor. Bulut bile umurunda değil. Dediğin hiçbir şeye inanmıyorum artık. Bulut'un mutluluğuymuş falan filan. Hepsi laf. Bundan sonra yanında değil, karşında bulacaksın beni. Biliyor musun Deniz? Artık ne düşündüğün de umurumda değil. Ama haklısın. En önemli şey Bulut'un mutluluğu değil. Umurumda olan tek bir şey var. O da Bulut'u güvende olacağı yere, benim yanıma geri getirmek. Senin yanında hiç kimse güvende değil Ferit. Gerizekalı. Gerizekalı ha? Ben sana gerizekalı göstereceğim Asuman. Göstereceğim. Büyük patron, nerede kaldın ya? Geç kalıyoruz bak. Hadi. Geldim. Hazırım. Oho. Onlar nedir? Oyuncakları. Bulut'cum. Neden topladın bütün oyuncaklarını halacığım? Ben oradan dayımın evine gideceğim ya. O yüzden. Şimdi şöyle anlatayım sana. Bizim bugün mahkememiz var ya. O mahkemenin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz henüz. Ama Hakan abim ve ben senin bu evde kalmanı istiyoruz. Çünkü biz sana çok alıştık. Sen bizim çocuğumuz oldun artık. Ben yine gelirim buraya. Hani ben dayıma gidiyordum ya ara sıra. Buraya da gelirim, olmaz mı? Aynı şey olmaz ki ama. Hem bak, biz senin bu evde her istediğini yapmıyor muyuz ha? Evet ama ben dayımda kalmak istiyorum. Hem orada Nazlı da var. Ya büyük patronunu sıkmamak lazım tabii. Genç adam hani böyle bir hakkı var böyle bir isteği ama... benim kafam şeye takıldı ya, ben yani... onun için muazzam bir sürpriz hazırlamıştım. Onu göremeyecek, çok üzülüyorum ona ya. Siz bana sürpriz mi hazırladınız? Ay büyük patron, hem de ne sürpriz var ya, yıkılıyor, yıkılıyor. Bak, mahkemeden sonra sen eğer bizimle kalmaya karar verirsen... şu kapının önünde sırf senin için muazzam bir araba duracak, muazzam! Nasıl yani? Dayımın arabası gibi gerçek araba mı? Ay ne dayıymış arkadaş ya. Ya tabii ki de gerçek. Ayrıca dayının arabasına 10 masar 10 görmen lazım. Kırmızı ya da istersen yeşil de olabilir. Yanlarında böyle alevler geçiyor. Yolun üzerindeyiz böyle fır. Tabii bunu ehliyetin olmadığı için yapamıyoruz. Yani 18 yaşına kadar bekleyeceksin. Ama şu yan tarafta bizim arazi var ya. Orada bir düşünür müsün büyük patron? İkimiz arabayla giriyoruz oraya. Bir düşün Allah'ını seversen ya. Direksiyona ben mi oturacağım? Ya gel buraya aslan parçası. Gel, tabii ki direksiyonda sen oturacaksın ya, düşün. Şimdi direksiyonda sensin, yanında ben. Gözlüklerimizi takmışız nasılsınız ama biliyor musun? Camları indirmişiz, kollar dışarıda. Hafif bir müzik açmışız, soft. Böyle etrafı kesiyoruz. Var ya süper olurdu ya. Var ya, ve ben şuna eminim. Sen bu zehir gibi beyninle... bir hafta içerisinde araba kullanmayı öğrenirsin ki biz 2 haftaya zaten ralliye katılırız. Bence mahkemeye giderken bunu sen bir düşün. Olur mu? Şimdi hop mahkemeye. Hadi Hakan. Hadi, hadi bakalım. Ver aşkım. Aldım.
Deniz. Konuşmamız lazım. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Önce ben. Her şeyi öğrendin. Başka ne bilmek istiyorsun? Bu sahte evlilik daha ne kadar sürecek onu bilmek istiyorum. Bilmiyorum. Yani Bulut'un o eve geri dönmemesi için ne kadar zaman gerekiyorsa o kadar sürecek. Ferit, Hakan'la ablamın kötü insanlar olduğunu düşünüyor ve bunu ispatlayacağım. Bu mudur yani plan? Evet bu. Daha iyi bir planın var mı Deniz? Diyelim ki ispatladı. Hakan'ın ipini çektiler. Siz ayrılacak mısınız? Yani diyelim ki ayrılacaksınız. Bulut'a nasıl söyleyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Bulut'a yavaş yavaş alıştıra alıştıra güzel bir dille anlatacağız. Bulut çocuk olabilir ama senin ya da benim sandığımdan çok daha olgun bir çocuk. Her şeyi onun iyiliği için yaptığımızı anlayacaktır. Sen de anla lütfen. Nazlı da Bulut annesiyle babasını kaybetti. Şimdi de sizi onların yerine koyacak. Hem küçücük bir çocuk nasıl anlasın sizin sahte evliliğinizi? Çocuğun psikolojisiyle nasıl oynadığınızın farkında mısınız? Deniz, sence ben Bulut'a zarar verecek bir şey yapar mıyım? Güven bana. Senden tek bir şey istiyorum. Bu sahte evlilik meselesiyle ilgili kimseye bir şey söylememen. Bu kadar. Lütfen Deniz, Bulut için yap bunu. Ben de Bulut'u düşünüyorum zaten Nazlı. Sizi de anlamaya çalışıyorum. Ama Bulut için neyin iyi olduğunu bildiğinizden emin değilim. Yapma Deniz. Efendim, raporda yer alan arama kayıtlarında da görebileceğiniz gibi Bulut Kaya evde yaşanılan bir arbede sonucu paniğe kapılmış ve o korkuyla Nazlı Hanım'ı aramıştır. Minik Bulut, Nazlı Hanım'dan müvekkilim Ferit Bey'le kendisini oradan kurtarmalarını istemiştir. Kendisini halası Demet Hanım ve eşi Hakan Bey'in yanında güvende hissetmediği apaçık ortadadır. Ayrıca Minik Bulut, bulunduğu ortamda yaşadığı mutsuzluğu müvekkillerim Ferit Bey ve Nazlı Hanım'a birçok kez anlatmıştır. Yaşamış olduğu acı kayıplar sonrasında bulunduğu ortamda da kendisini mutlu hissetmemesinden ötürü derslerinde zaman zaman ciddi düşüşler yaşayan Bulut, rehber öğretmenlerinden alınan rapora göre de yeni hayatına adapte olamamış ve kendisi için elverişli koşulların sağlanamadığı belirlenmiştir. Kayıtlarda da görebileceğiniz gibi Sayın Ferit Aslan'ın ve yönettiği şirketinin adı önemli bir uyuşturucu operasyonuna karışmıştır. Bu yaşta bir çocuğun yaşadığı travma sonucu hangi ortamda olursa olsun bocalaması rastlanılan bir durumdur. Müvekkilim Demet Hanım ve eşi Bulut'un bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için titizlikle davranmakta, hatta profesyonel destek almaktadırlar. Ayrıca Ferit Bey ve Nazlı Hanım'ın herkesi şaşırtan yıldırım nikahlarını da göz önünde tutacak olursak eğer birbirlerini henüz çok da iyi tanımayan iki insanın
Senelerdir birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan müvekkillerimin sunabilecekleri aile ortamı ve yuva sıcaklığını ne yazık ki sunamayacakları da ortadadır. Seviyorum. Evet, Demet ablam bana bir sürü oyuncaklar alıyor. Ama bazen de kızıyor. Bazen Hakan enişte de kızıyor. Ama dayım ve Nazlı bana hiç kızmıyor. Hem ben Nazlı'nın yaptığı yemeklere bayılıyorum. Bence her gün okuldan çıktığımda dayımın evine gitsem daha çok ders çalışırım. Çünkü ben dayım ve Nazlı'yı çok seviyorum. Halanla enişteni sevmiyor musun? Neden mutsuzsun orada? Çünkü orası benim evim gibi değil. Yani ben orada çok sıkılıyorum. Ama dayımın evi ev gibi. Hem Hakan enişte söz verdi. Eğer onlarda kalırsam beraber araba sürecekmişim. Direksiyona ben oturacakmışım. Ama ben yine de dayımın evinde kalmak istiyorum. Belki o da izin verir. Hay dayı. Ha, olmaz mı? Alsın. Tamam. Taraflar dinlendi, iddialar incelendi. Ferit Aslan ve Nazmiye Pınar evliliğinin şaibeli olduğu iddiaları mesnetsiz. Davalı tarafın bizzat kendileri bir önceki duruşmada çiftin birlikteliğine dair deliller sunmuşlar. Yapılan evliliğin kurmaca olduğuna dair geçerli hiçbir delil görülmemiştir. Siz de kimsiniz? Buraya böyle giremezsiniz. Haklısınız. Ama benim de söyleyeceklerim çok önemli. Sayın Hakim, Bulut'un amcası Deniz Kaya'nın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Efendim, tanık listesinde ismi yok, kabul edemezsiniz. Daha önce böyle bir talepte bulunmamışsınız. Bu işlerin böyle yapılmadığını bilmiyor musunuz? Haklısınız Sayın Hakim. Ancak Deniz Kaya aileden biri ve iki tarafı da yakinen tanımakta. Davanın seyri açısından söyleyecekleri çok önemli olabilir. Ara veriyorum. Aradan sonra Deniz Kaya'yı tanık olarak dinleyeceğim. Gel. Deniz'cim, çok sevindim gelmeni. Tam zamanında yetiştim. Kayınço, hakikaten gelmen çok iyi oldu ya. Hakim de tamam öyle kararsız kararsız konuşmaya başlamıştı. Şimdi sen geldin ya, bütün dengeler değişecek. Şöyle güzel bir konuşma yapsan. Ha Deniz? Ya şu çocuk bizde kalsın oğlum. Biz çok seviyoruz onu ya. Çok alıştık. Ya
Çıktılar, bak bak bak. Sence söyleyecek mi her şeyi? Geldiğine göre söylemeyi düşünüyor. Ama bana sorarsan hala emin değil. Büyük patron, gel gel. İyisin değil mi? Az kaldı şimdi bitecek. Doğru karar vermeye çalışıyorum. Deniz, lütfen her şeyi affetme. Bulut'un yeri bizim yanımız. Doğru olan bu. Bundan pek emin değilim. Deniz, tek bir şey istiyorum senden. Ne karar vereceksen Bulut'u düşünerek ver. Aklında başka bir şey olmasın. Sen öyle mi yaptın? Yani bu anlaşmalı evliliği sırf Bulut'u düşünerek mi kabul ettin? Evet. Demet, bunlar ne konuşuyorlar? Ne bileyim Hakan. Allah verir dediğiniz ters bir şey söylemesin. Sanmıyorum. Yapmaz öyle bir şey. Birazdan ikinci devre başlayacakmış. İkinci devre mi? Ya maç mı bu Fatoş? Neyin ikinci devresi ya? Ay bir yerde maç sayılır yani Manami. Bir tarafta Ferit'le Nazlı var, bir tarafta Hakan'la Demet var. Bakalım kim kazanacak? Hakem son düdüğü çalana kadar bekleyeceğiz demek ki. Aynen, bekleyeceğiz. Evet Deniz Kaya, burada Bulut Kaya'nın geleceğiyle ilgili çok önemli bir kararı vermeye çalışıyoruz. Sen neler söyleyeceksin? Hakim Bey, ben iki tarafı da çok yakından tanıyorum. Ablam Demet ve Hakan yıllar önce bir aşk evliliği yaptılar. Evet, her ilişkide olduğu gibi aralarında kötü günler de oldu. Ama Bulut için iyi bir anne baba olmaya çalışıyorlar. Yani Ferit Bey ile Nazlı Hanım'ın iyi bir ebeveyn olamayacağını mı düşünüyorsunuz? Bizim bilmediğimiz ama senin söylemek istediğin bir şey mi var? Nazlı ve Ferit'in Bulut için iyi bir anne baba olacağını düşünüyorum. Bulut'un Nazlı'ya olan sevgisini görmemek imkansız. Nazlı da ona annesinin eksikliğini hissettirmemeye çalışacaktır. Bence doğru olan bu. Bulut'un yeri Gazlı'nın yanı. Yerine geçebilirsin. Thank you.
Gereği düşünüldü. Ferit Aslan'ın yaptığı itiraz neticesinde görülen davada Bulut Kaya'nın vesayetinin Ferit Aslan ve Nazmiye Pınar Aslan çiftine verilmesine karar verilmiştir.